Bir haftalık aranın ardından Bul Bil Kazan yarışma programıyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Şimdi yine yarışmacılarımız olacak, sorularımız olacak. Bakalım yarışmacılarımız ne cevap verecek? Hep beraber izleyelim. Efendim siz tanıyabilir miyim? Hüseyin Toslu. Hüseyin Bey, nerelisiniz? Giresunlu. Giresunluyum. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Giresun'un Karabulduk nahiyesinden Toslu olan Hüseyin Toslu. Kendim emekliyim. Bahçeyle, bağıyla uğraşıyorum. Fındıklar var mı efendim? Var. Sattınız mı fındık? Satmadım, daha duruyor. Ne kadar olunca satacak? 20 bin lira olunca satacak. Şu anda kaç lira? Şu anda 12 bin lira. 12,5. 20 liraya kadar? Evet. 20 liraya kadar bekleyeceğim. Satmayacağım. Bayağı var mı? 5 ton kadar var. Ooo, zengin misin? O kadar da 5 ton benim için şey değil. Fazla değil. 20 liradan da olunca, çarpınca bayağı yüksek bir rakam çıkıyor sana. 20 lira benim için para değil. Evet. Çok güzel. Allah bereketini versin. Sağ ol, amin. Peki buradan Kanal 28 aracılığıyla selam göndermek istediğiniz yerler var mı? Selam tüm dünyanın her noktasına. Bütün Türk milletine. Ardahan Çıldır'da kızım var, öğretmen. Ona gönderiyorum. Rusya'da oğlum var, inşaat teknikeri. Ona gönderiyorum. Onlara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok güzel. Kanal 28'i izliyor musunuz? Evet, her akşam izliyorum Kanal 28. Bul Bil Kazan'ı izliyor musunuz peki? Evet, onu da izliyorum. Çok güzel. Şimdi bu zarflardan birisini izliyorsanız biliyorsunuzdur. Çekeceksiniz, evet. İçindeki soruları soracağım. Tamam. Buyurun. Pembeyi çektiniz. Çok güzel. Ama ilk önce bu haftaki tekerlememizi yapmanız lazım. Bu haftaki tekerlememiz bizim dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Dal kalkar, kartal sarkar, kartal kalkar, dal sarkar. Olacak. Bir daha yapalım. Bunu bir daha tekrarlayalım. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Oldu efendim. Yarışmaya hak kazandınız. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Yine güneşli, biraz önce de bir güneşle alakalı bir sorumuz vardı. Şimdi yine öyle bir sorumuz var. Güneşe yakın olan gezegen, en yakın olan gezegen hangisidir diye sormuşuz. Hayır. Şimdi şıklar var. Gezegen. 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 Şimdi şıklarımız var. A. Merkür. B. Venüs. C. Dünya. D. Mars. Güneşe yakın gezegen. Güneşe en yakın gezegen. En yakın gezegen. Merkür. Merkür dediniz, bir de bildiniz efendim. Evet. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs, evet, Neptün, evet. Pliton diye gider. Değil mi? Evet. Ezbere bildiğimiz 9 gezegenden bir tanesidir. Evet. Ve Merkür'ün en yakın olanıdır. Evet. Çünkü Dünya olsa yaşayamayız değil mi? Yanarız. Peki. Efendim bir de bir. İkinci sorumuz. Geçtiğimiz günlerde bir G20 zirvesi yapıldı. Evet. Bununla alakalı. Evet. Sorumu bile bildiniz ama soruyu soralım ki acaba neymiş soruda cevabı öyleymiş demesinler. Tamam. Geçtiğimiz günlerde yapılan G20 zirvesi hangi ilimiz dahilinde yapılmıştır diyecektim. Ankara ilimiz dahilinde yapılmıştır. Onu... Siz söylediniz, ben Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul demiştim. O kadar da cahil değiliz, onu biliyoruz. Bilgi görecelidir, takip etmemiş olabilirsiniz, kaçırabilirsiniz. Evet. Evet. Doğru. Ama öğrenebilirdik tabii bilmeseydiniz. Evet, 2'de 2. Evet. Antalya dediniz. Evet, Antalya. Evet. Efendim tebrik ediyorum. 2'de 2. Şimdi 3. sorumuz. Hazır mısınız? Hazırım. Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen ortak birim Euro'yu kabul etmeyen ve kendi para birimini kullanan ülke hangisidir? Şimdi şıklarımız var. İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika. İngiltere. Büyük bir hızla söyledin. Evet, evet, İngiltere. Tebrik ediyorum. Çünkü kendi paraları, onların paraları daha değerli olduğu için adamlar kendi parasından... Pound. Hı? Pound olduğu için.
Evet, pound olduğu için, daha değerli olduğu için adamlar geçmediler yürüye. Çok doğru efendim. Evet. İlgilisiniz haberlerle, evet. Güncel olaylarla. Evet, her zaman bunları takip ediyorum ben. Siyaseti, haberi takip ediyorum. Tebrik ediyorum. 3'te 3. Bizden küçük bir hediye kazanacaksınız. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Evet. Ve içinden küçük bir hediyemizi kazanıyorsunuz. Bunu alıyorum. Maviyi aldınız. Evet. Basit bir şey. Şimdi Kiraz Ofis'ten bir tane kitap kazandınız. Evet. Okumayı da seviyorsunuz, evet, sanırım. Gidiyorsunuz oradan istediğiniz bir kitabı alıyorsunuz. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı. Teşekkür ederim. Bay bay. Efendim, şimdi yeni bir yarışmacımızla beraberiz. Bulbil kazandasınız. Evet. Ama Bulbil kazana katılabilmek için ilk önce bir tekerleme yapmamız lazım. Evet. O tekerlemeyi söylerseniz öyle katılacaksınız. Evet. Tamam mı? Peki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Onu ben söyleyeyim. Peki. 40 küp, 40 küp, kırkının da kulpu 40 küp. 40 küp, 40 küp, kırkının da kanadı 40 küp. Kanadı değil efendim. Tamam, olacak, olacak. 40 küp, 40 küp, kırkının da kulpu 40 küp. 40 küp, 40 küp, kırkının da kulpu 40 küp. Oldu efendim, yarışmaya hak kazandınız. Kazandınız efendim. Peki, siz tanıyalım ilk önce. Ben Girasun'du. Girasun'un Kişap Pazarsı'nın Kayabaşı Köyü'nden Rifat Torun. Kameraya karşı geçersek sizi de görürler. Tamam. Evet. Rifat Torun, ben 1973'ün 1. ayın 20'sinde Fransa'ya gittim. Yaşamımı burada devam ettiriyorum. Ve şimdi de buraya izine geldim. Fransa neredesiniz? Fransa Strasbourg. Strasbourg'un bar kazasında ve bütün arkadaşlarıma da candan selamlar. Çok güzel. Selamınız da iletildi. Şu anda izliyorlardır artık. Çocuklarıma falan hepsine. Nazlı, gelelim Nazlı'ya, kızım Doğucan'a, Gülcan'a, oğlum Musa'ya, torunlarıma hepsine selam eder, gözlerinden öperim. Çok güzel efendim. Sizde bir dikkatimi çeken bir şey oldu. Her taraf altınlar. Bunlar altın mı yoksa altın, imitasyon? Orijinal. Orijinal altın. Bu 45 senelik. Evet. Bu Rifat Toru benim isim. Bu da aşağı yukarı hemen hemen de 40 senelik de bu. Bu kızım Murcan'ın. Bu torunum Uğur'un. Bunlar da öteki torunlarımı paylaştıracağım. Bu da Onur'un. Bu da Onur'un. Efendim, hırsızlara karşı nasıl bir önlem alıyorsunuz? Ya ben hiçbir şeye karşı önlem aldığım da yok. Evvelallah kendime güveneyim. Dişlerde bile altın var öyle. Var, altın var, var. Maşallah, maşallah. Üzerinizde servet taşıyorsun. Var aşağı yukarı yani. Yarın param bitecek olsa en az 10-15 bin liralık otelim var. Efendim, bizdekiler de plastik. Hiçbir değeri yok. 5 lira, 10 liradır. Ben de 45 liradır Avrupa'da çalışıyorum. İşte öyle yani. Giyimime, yaşamıma çok düşkün biriyim. Anlaşılıyor üzerinizden efendim. Ya böyle. Bir daha gelmeyeceğime göre bu dünyaya elimden geldiği kadar yaşamaya bakıyorum. Çok güzel efendim. Sizi tanıdık. Şimdi zarflardan seçmiş miydik? Seçelim. Bir tane. Seçelim. Benim mintanın rengini alalım. Mintanımızın rengine en uygun kırmızı var. Kırmızıyı mı alalım? Tamam. Tamam, peki. Aldık efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Heyecan yok? Yok. Tekerlemeyi de yaptık. Yaptık, tamam. Şimdi kazanma şansına bakalım. Şimdi birinci sorumuz geliyor. Türkiye sınırları içinde en uzun nehir hangisidir? Tabii siz çok olmuş gideli ama bir bilgilerimizi tazeleyelim. Türkiye sınırları içinde en uzun nehir hangisidir? Ama şıklarımız var şimdi. Ben o şıkları okuyacağım size. Çoruh Nehri, Kızılırmak, Yeşilırmak, Gediz Nehri. Bence Yeşilırmak. Yeşilırmak. Evet. Ben bir daha okuyorum. Çoruh Nehri, Kızılırmak, Yeşilırmak, Gediz Nehri. Gediz Nehri olabilir mi? Kızılırmak. Şimdi en son hepsini saydınız ama en son hangisi? Kızılırmak. Yeşilden sonra kızıla geçelim. Özür dilerim. Tamam, peki.
Efendim şimdi telefon. Bir dakika müsaade ediyoruz. Efendim kızım. Alo. Alo. Alo kızım. Kapandı. Tamam devam edelim. Kapandıysa tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kızılırmak dediniz. Kızılırmak. Son kararınızda. Kararımız. Tamam. Birde bir efendim. Bildiniz. Teşekkür. İkinci soruya geçiyoruz. Hazır mısınız? Hazırım. Belki kızınız da acaba size motive etmek için mi aradı? Gördü. Özür dilerim. Bir daha geldi telefon. Tamam. Bu bunda bir bilet alacaktı bana. Oldu. Haydi öptüm. İyi günler kızım. Özür dilerim. Ne yapalım? Başka çaresi. Bilet alayım bana oradan da. Bunun için biraz şey yaptım. Lazım o şu taket telefonu. Bilsem cebimde de aşırı. Yok. Buyurun. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Sorumuza geçebilirim. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ikinci sorumuzdayız. Hangisi İçişleri Bakanlığı'na bağlı değildir? Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı. Hangisi diyor bunlardan İçişleri Bakanlığı'na bağlı değildir? Değildir. Şimdi jandarma bağlı değildir. İçişleri Bakanlığı'na polis bağlı olabilir de jandarmayı bilemiyorum. Şimdi öbürler daha mı? Öbürleri de bağlı olabilir. Şimdi ben şıkları bir daha okuyayım mı? Oku. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı. Müsteşarlığı bağlı değildir. İçişleri Bakanlığı. Gerisi bağlı olabilir. Peki son kararınız nedir? Son kararım gümrük işleri bağlı olmayabilir. Müsteşarlığı bağlı değildir. Çok güzel efendim. Doğru diyorsunuz. Demek ki bildiniz. 2'de 2. Teşekkür ederim. Bir tane sorumuz kaldı hediye tamam. Kazanmaya. Üçüncü sorumuzdayız. Güneş ışığının dünyaya ulaşma süresi kaç saniye? Şimdi yine şıklarımız var. 2 saniye, 10 saniye, 20 saniye, 40 saniye. Dünyaya ulaşması. 2 saniye olabilir mi? 3 saniye de ışıyabilir mi? 2 saniye. Böyle bir soruyu hiç düşündünüz mü şimdiye kadar? Hiç düşünmedim. Acaba ısı kaç saniyede bize ulaşabilir diye? Ya en fazla 2 saniyede ulaşır bize. Mesela yoksa 10 saniye, 20 saniye, 40 saniye diye bir şey yoktur. Doğduğu anda ulaşabilir. Şimdi 2, 10, 20 ve 40. Ben 2 diyeyim. Son karar mı? Karar, son. Efendim bunun cevabı 10 saniyeymiş. Evet. Bunu ölçmüşler ve güneş ışığının dünyaya ulaşma süresi 10 saniyeymiş. Olabilir. Üçüncü... Soru geldi. Evet. Şansı ne yapalım? Olsun. Sizinle yarıştık. Yine Avrupa'ya selam göndermek isterseniz. Avrupa'ya selam. Almanya'da biraderim var. Evet. Muzaffer Torun, yeğenlerim var. Önder Torun, Alemdar Torun. Onlara hepsine selam eder, gözlerinden öperim. Peki. Kanal 28. Kanal 28'e iyi teşekkürler, iyi günler. Senin ismini öğrenebilir miyim? Beyza Nur. Beyza Nur. Öğle vakti ne yapıyorsun sen burada? Okuldan mı kaçtık? Hayır. 8'e çabuk sınav olduğu için tatile geçtik biz. O yüzden geziyoruz. Geziyorsun, değerlendiriyorsun. Evet. Peki
Kanal 28 aracılığıyla buradan selam göndermek istediğin akrabaların, tanıdıkların var mı? Var. Hadi o zaman söyle. Ben buradan İstanbul'a Nutiye Aynı'na çok selamlarımı gönderiyorum. Buradan bütün akrabalarıma selamlarımı iletiyorum. Onları çok seviyorum. Çok güzel. Buradan hepsi senin selamlarını gördüler. Biz de sana ders yaşamında başarılar diliyoruz. Yarışmacılar, arabaya devam ediyoruz. Evet, burada oturan... merhabalar efendim. Bulbil Kazan'dan geliyoruz ve şanslı yarışmacılardan birisi siz olacaksınız. Aynen. Katılmak ister misiniz? Tabii, olabilir. Tamam, peki. Onlara bir tane zarf seçin. Portakal içi. Tamam. Ama yarışmamıza başlamadan önce sizi bir tanıyalım. Giresun Şebinkarahisar ilçesindenim. Şebinkarahisar'da esnaflık yapıyorum. Şebinkarahisar Giresun arası dolmuşum var. Böyle arada geliyorum. Oğlum çalışıyor, arada ben de geliyorum. Şimdi hava güzel, geldim burada oturdum. Sizin konuğunuz oldum. Çok güzel efendim. İsmim Servet Kamuroğlu. Sorularınızı bekliyorum. Buradan ulusal bir kanal olduğumuz için tüm dünya bizi izliyor. Selam göndermek istediğiniz birileri var mıdır? Öncelikle Bayır Bucak Türklerinin başına gelenler için hepimiz üzgünüz. Bunun için tüm Türkiye'yi duyarlılığa davet ediyorum. Bunlara nasıl yardım edilecekse, bir önder olursa, herhangi bir para, pul, böyle bir hesap açılırsa Türkiye'ye buradan ben böyle bir çağrıda bulunuyorum. İnşallah böyle bir yardım kampanyası açılırsa biz de katılırız. Türkiye'nin başında dönen oyunlar belli. Yeni bir uçak kazası oldu. Büyük sıkıntılar var. İnşallah bunları ülke aşacak. Hayırlısını temenni ediyorum. Ülkeme de saygılar, sevgiler, selamlar. Şebinkarahisar'ımıza saygılar, sevgiler, selamlar. İnşallah yolumuzda bir an evvel tünelimiz yapılıyor. Düzergahımız da daha iyi iyileştirilir. Biz de rahat rahat gider geliriz. Çok güzel efendim. Şimdi sorularımıza başlayalım. Buyurun. Hazır mısınız? Hazır. Heyecan var mı? Yok. Rahat. Siz alışkın mısınız böyle yarışmalara? Yok. Tesadüf. Peki neden heyecan yok peki? Ne bileyim, rahatım yani. Bilmiyorum. Kameralara alışkın mısınız? Değilim. Bu bir seçim geçirdik. Ondan olabilir. Tabii ufak tefek siyasetle ilgileniyorum. Ondan rahat olabilirim. Çok güzel. Sizce nasıl, rahat mı gözüküyor? Rahat gözüküyor. Teşekkür ederim. Peki. Cennet ve cehennem mağaralarıyla ünlü ilimiz neresidir? Siz her yeri gezmişsiniz. Bunu da bileceğinizi umuyorum ben bu soruyu. Şimdi şıklara geçiyoruz. Bir tahmininiz var mı şıkları söylemeden? Yok. Cennet ve cehennem mağaralarıyla ünlü ilimiz neresidir? Şimdi Antalya, Adana, Mersin, Isparta. Antalya olması gerek. Bildiğim kadarıyla cennet. Mersin'de de şeyler var. Yedi şeyler mi deniyor? Neler var Mersin'de? Mersin'de o mağarada yedi kardeşler vardı. Yedi uyurlar mağarasını görmüşsünüz sanırım. Gördüm, evet. Gittim orayı ziyaret ettim. Mersin. Antalya, Adana, Mersin, Isparta. Vallahi ben iki şık üzerinde duruyorum. Mersin veya Adana olabilir. Antalya. Mersin ve Antalya. Antalya diyelim. Kararımdan dönmeyeyim. Isparta'da olabilir. Bir daha sayar mısın?
Antalya, Adana, Mersin, Isparta. Adana'da mağara, belki benim gitmediğim yerlerde vardır, bilmiyorum. Biz hiç tahmin etmediğimiz yeri söyleyelim, Adana diyelim o zaman. Efendim, Adana dediniz. Bunun cevabı Mersin'de. Cennet ve Cehennem mağaralığıyla ünlü ilimiz Mersin. Gezdim, kendim de gezdim işte. Bir anda hatırlayamadım. Çok gezdiğiniz için. Olabilir. Yerlerini karıştırdınız. Olabilir. Peki, olsun. Evet, hayırlısı. Başarılar diliyorum yaşantınızda. Sağ olun. Size de ben başarılar dileyim. Teşekkür ediyorum. Giresun sokaklarında yarışmacı aramaya devam ediyoruz. Evet, burada çok güzel bir hanım var. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Hülya Bilgin. Hülya Hanım, şimdi Bul Bil yarışma programındasınız. Yarışma yapacağız. Bunlardan, zarflarımızdan bir tane seçin. İçinden çıkanla yarışacağız. Rengim sarı, sarıyı seçiyorum. Peki, sarıyı buyurun. Şimdi onun içindeki soruları ben size soracağım. Ama ilk önce sizi bir tanıyalım. Nerelisiniz? Ne yapar Hülya? Evet. Hemşireyim. Bu kadar. Okul kenarında olduğunuza göre sınavda bir öğrenci. Oğlum sınavda. Öyle. Sınav beklerken hem de yarışmamızı yapalım. Ama ilk önce bir bizim tekerlememiz var. Bakalım onu söyleyebilecek misiniz? Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Oo, evet, evet, çok harika oldu. Çok güzel. Yarışmayı hak kazandınız. Şimdi efendim, hazır mısınız? Hazırım. Heyecanlı değildim aslında ama şimdi heyecanlandım. Yok, heyecan yapmayın. Muhakkak bir kolaylıkla bilecek. Şimdi ilk sorumuz geliyor. Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir? Şimdi seçeneklerimiz var. 4, 5, 6, 7. 7 yılda bir. Şimdi şöyle, siz karıştırdınız aslında, biliyorsunuz da. 7 yıl görev süresi mi? Evet, 4 yılda bir seçilir. Şimdi bir daha okuyayım ben. Şimdi şey yapalım. Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir? 5 yılda bir. 4, 5, 6, 7. 5 yılda bir. Son kararınız mı? Son kararım. Tamam, bir de bir. Bildiniz efendim. Şık kalmamıştı ama. Aynen, hepsini sırayla söyledim galiba. Ama 5'te ısrar ettim. 5. Tamam, evet. Cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyormuş. Şimdi ikinci sorumuzdayız. İlk kez hangi Türk şair şiirlerinde sevdiğinin adını kullanmıştır? Aşık Veysel, Karacaoğlan, Can Yücel, Atilla İlhan. Can Yücel. Şiir kitapları okuyor musunuz? Çok okumuyorum şiir kitapları. Şimdi bir daha şıkları sayalım. Aşık Veysel, Karacaoğlan, Can Yücel, Atilla İlhan. Veysel. Son kararınızı. Son kararım. Aşık Veysel mi dediniz? Veysel. Aslında yaklaştınız. Aşık Veysel değil, Karacaoğlan'dı. Karacaoğlan ilk kez şiirlerinde ilk kez sevdiğinin ismini kullanan kişiymiş. Öğrenmiş oldunuz. Öğrenmiş oldunuz, evet. Üçüncü sorumuz kalmıştı. İkinci soruda olmadı. Ama size bir teselli armağanı veriyorum. Size Anıl Kuaför'den yıkama ve fön kazandınız. Teselli armağanı olarak oraya, Anıl Kuaför'e gidiyorsunuz. Saçlarınızı yıkatıyorsunuz. Gayet de bakımlı görüyorum. Ve fönünüzü yaptırıyorsunuz. Anıl Kuaför'e buyurun. Güle güle kullanın efendim. Kolay gelsin çalışmalar. Nasılsınız? İyiyiz. Sizleri bir tanıyalım. Yiğit Tabal. Emre Kurt Yeni Yıldan. Uğur Emre Akyalı. Yalçın Göktuğ. Evet. Memnun olduk efendim. Ama kameramanımız korkuyor birazcık.
onu bir şey yapmayacağı belli bir şey. İsmi neydi? Asi. 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 Kimle yapalım şimdi, bir yarışmamız var. Bul, bil, kazan. Hangimizle yapalım? Tamam, ben yapayım. Medeni cesareti olan, ismini bir tekrar alayım. Emre Kurt. Emre, medeni cesareti olan Emre ile yapacağız. Şimdi bunlardan bir tanesi, ilk önce seçelim. Kırmızıyı. Bütün kırmızı zarflarımız gidiyor. Ben alacağım ve içindekileri soracağım ya sana. Ama ilk önce Emre, seni tanıyalım. Emre Kurt, Giresun Üniversitesi'nde okuyorum. 20 yaşındayım. Ne bölümünde okuyorsun Emre? Mobilya ve dekorasyon. 20 yaşındayım. Evet. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. Nerelisin? Ben Giresunluyum. Giresunlusun. Çok güzel. Şimdi okul yok sanırım. Burada böyle oturuyorsun. Arkadaşlarla aynen. Arkadaşlarla oturuyorsun. Hazır mısın peki sorulara? Hazırız bakalım. Ama ilk önce bugünkü tekerlememiz var. Onu söyleyeceksin. Tamam. Neden? Neden eyvah dedin? Yok yani söyleyebilirim de yani. Onları... Söyleyebileceksin. Ben kabul edeceğim. Dal sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Bugün rezil olduk. Ben sesim. Dal sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Şimdi bunu bütün olarak söyleyelim. Ya ben o kadar topa gittim. Oluyor. Rezil olduk. Ben size söylüyorum bugün. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Tamam, oldu, oldu. Kabul ediyorum. Çok iyisiniz bu arada. Daha ne olacak? İlk söylemeye göre. Kabul ederiz. Efendim, hazır mısınız? Eyvah, evet. Yok yani. Evet, hazırız. Birinci sorumuz geliyor. İlk sorumuz. Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı hangi padişah zamanında yapılmıştır? Şimdi şıklarımız var. Tarihli aranız nasıl? İdare eder, fazla iyi değil ama. Tamam, şıklardan. Yani arkadaşlarınız da bence tiyo yapabilirler ben görmeden. Tamam. Tamam, sorun. Şimdi şıklarımız. İkinci Mahmut, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, 1. Abdülhamit. Evet. Yorumlar. Fatih Sultan Mehmet diyelim. Şimdi Fatih Sultan Mehmet zamanında acaba nüfus sayımı yapılmış mıdır? Yok. Hayır. O zaman onu demiyorsun. Şimdi o zaman şıkları söylüyorum tekrar. A. 2. Mahmut, B. Yavuz Sultan Selim, C. Fatih Sultan Mehmet, zaten bunu eledin, D. 1. Abdülhamit. Aşkı 2. Mahmut. 2. Mahmut diyorsun. Peki bunu bilerek mi söyledin, attın mı? Ya yani tahmin ettim diyelim. Nasıl bir tahmin yaptın? İçinden geldi diyelim. Tahminleri kuvvetli o zaman senin. Evet, ilk nüfus sayımı 2. Mahmut zamanında yapılmış. Yani 1700'lü yıllarda. Yani Fatih Sultan Mehmet 1453 zamanında olduğu için bir 300 yıl sonra nüfus sayımına geçilmiş. Anladım. Tamam, birde bir bildiniz. Evet. İkinci soruya geçiyoruz o zaman. İkinci sorumuz, Avrupa Birliği'ni İki kez halk oylamasıyla reddeden ülke hangisidir? Avrupa Birliği o ülkeyi almak için uğraşıyor ama iki kez reddediyor. Bir bilginiz var mı bu konuda? Ya tahmini yürütebilirim ama biz... Bir yürütün bakalım ilk önce, şıklardan önce. Şıklardan önce şıklara göre tahmin yürütebilirim yani. Şıklara göre. Tamam, o zaman söylüyorum. Norveç, Finlandiya, Polonya, Danimarka. Ulan... Hiçbiri de tam... Arkadaş bir şey söyledi. Hiçbiri de ya. Yok kardeşim. Vallahi hiç var mı buralarda bir tüyo verecek arkadaş? Ben bilmiyorum. Yok. Bilmiyorum. Ya. Onlar okumuyorlar mı? Ya okuyorlar da bu konulara biliyorum yani. Sıkıntılı ama bir cevap söyleyeceğiz. Bir cevap söyleyeceksin. Ben şıkları tekrar söylüyorum. Evet. Ben şıkları tekrar söylüyorum.
Norveç, Finlandiya, Polonya, Danimarka. Sanki A şıkkı Norveç daha yakın geliyor. Bunu attın sanırım. Yok, tahmin yürüttüm de diğer şıkkı. Tahmin yürüttün. Tahminlerinde altıncı hissin kuvvetli olmalı senin. Tahminlerinde çok doğru söylüyorsun. Efendim, Norveç'miş. Biz Avrupa Birliği'ne girmek için her şeyi yapıyoruz ama yaşam standartı Avrupa Birliği'nin üzerinde olan yer Norveç olduğu için katılımı bu nedenle istemiyormuş. Norveç bunun cevabı. Arkadaşlar evet, Avrupa Birliği'ni reddeden ülkede var ve de bu Norveç. Biz gidemiyoruz bile yani. Şimdi 2'de 2 bildiniz ve 3. soruya gel. 3. soru ve son. Son soru tabii ki. Şimdi bunu da bileceğinize eminim. Pisagor teoremi hangi bilim dalıyla ilgilidir? Matematik. Matematik. Sen matematik diyorsun ama ben şimdi şıkları bir sayayım ilk önce isterseniz. Rezil olduk. Rezil olmadınız. Daha olmadınız. Fizik, kimya, matematik, biyoloji. Matematik. Hepsi, hepiniz... Bana mı okuyorsunuz? Matematik diyoruz hepimiz ama... Aynen. Matematik dediniz ve 3'te 3 bildiniz, kazandınız. Son soru daha kolay var. Son soru ne kadar kolay oldu aynen. Bilerek, aldığınız akıyla kazandınız. Evet, teşekkür ederiz. Süper zeka. Tebrik ediyorum abime. Teşekkürler. Peki buradan eşinize, dostunuza, akrabalarınıza, Giresun içinde ve dünyanın tüm noktasında olan arkadaşlarınıza söylemek istediğiniz bir şey, selam göndermek ister misiniz? Tüm Giresun Yeni Yoldaki ve Kişap Unaca köyüne selamlar. Sağ olun Yeni Yoldar. Şimdi sen de söylemek ister misin? Yok. Senin yok mu arkadaşın? Bu da Yeni Yoldaki mahalleden arkadaşlara selam. Evet. Tamam peki. Selamı? Şafak Galçın'a selam gönderin. Aslı söyledi. Selamınız var mı? Varmış. Tamam peki. Şafak Galçın'a selam. Giresun vatandaşlarına selam söylüyorum ben. Bu kadar. Sağ olun. Tamam peki. Teşekkür ederiz. Şimdi hediyenizi seçeceksiniz. Seç. Aynen. Seç bir tane. Haydi bakalım. Şimdi... Bu ne bizim? Çok güzel. Neyi okuyalım? Dur teyze. Klas Pastanesi'nden bir kutu tatlı kazandınız. Alıyorsunuz ve tatlınızı afiyetle yiyorsunuz. Hep birlikte yiyeceksiniz herhalde. Çünkü soruları hep birlikte. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gençleri bulduk yine. Onlara merhaba gençler. Merhaba. Şimdi bul bil kazandasınız. Birinizle yarışacağız. Hanginizle yarışalım? Matematik varsa ben. Ben varım Ömer. Matematik varsa sen. Sen ne varsa varsın. Hangi kategoriler var? Genel kültür. Olabilir. Deneyelim. Benim için hiç fark etmez. Bilgine o kadar güveniyorsun yani. Peki. Aynen. Az çok biliyorum yani bir şeyler. İlk önce sizi tanıyalım o zaman. Senle başlayalım. İsmini öğrenelim. Nerelisin? Tayfun Kun, Giresunluyum. O kadar. Okul? Okulu yok, ben bıraktım. Ticaret meslek lisesi. Mezunum, o kadar yani. Tamam, peki. Ben Emre Patan, ben de buralıyım. Ve açık öğretim lisesinden devam ediyorum okuluma. Evlendim, 8 aylık evliyim. Kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım. Oo. Biraz erken oldu ama. Evet. Ya aşkın yaşıyor tabii. Evet. Ben Kadriye Patan, açıktan okuyorum, evliyim. Ben Merve Koçan, lise mezunuyum. Üniversite okudum, kuzeniz. Çok güzel. Aile, bir aileyle buradayız. Şimdi siz de Bul Bil Kazan'la berabersiniz. Yarışmamıza başlayacağız. Bu zarflardan bir tanesini çekin. Direkt pembe. Tamam. Hayır, onun için... yavru. O bir yavru ağzı. Ha. Ama ondan önce bir bu haftaki tekerlememiz var. Her hafta bir tekerleme söyletiyoruz. Bu haftanın tekerlemesi dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Dal kalkar, kartal sarkar, kartal sarkar, dal kalkar. Oldu mu sence?
Ama tam yanlış başladınız. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Onun da doğrusu. Oo. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Oldu. Dilim dönmez. Yok. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Yaptınız. Siz hayır, sana da söyleteceğiz. Ben söyleyemem ki ona. Bir tekrar alabilir miyim ama? Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Dal kartal. Ya ben söyleyemem ama dilim dönmez. Dal kargal, dal sarkar. Ha ben söyleyemem. Kartal, ya öyle bir... Yaşmaya girmeniz için mi? Dal sarkar. Dal sarkar, dal kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Tamam, 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 kabul edildiniz efendim. Şimdi yavru ağızlı zarfımızın içindeki sorulara hazır mısınız? Sözcü sende. Evet. Başlıyoruz. Tabii. Şimdi birinci sorumuz geliyor. Bir sebepten dolayı tek kulağına küpe takan Osmanlı padişahı kimdir? Şimdi şıklarımız var. Oo. Tamam. Zor mu gel? Tamam söyleyin ablacığım ama... Söylüyorum şıkları. Ben görmeden alabiliyorsunuz. Tamam. Bana göstermeden. Tamam. Aynı hocalar gibi değil mi? Tamam. Kopya çekmek serbest ama hocalar görmeden göstermek. Tabii. Peki. Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Selim, 2. Abdülhamit. Söyleyebilir miyim? A diyorum. Şimdi şıkları ben bir daha sorayım. A neydi peki? Unuttum valla. Sen attın ama. Şimdi tekrar söylüyorum şıkları. Kanuni Sultan Süleyman. A bu. B. Yavuz Sultan Selim. C. Fatih Sultan Selim. D. 2. Abdülhamit. Kanuni Sultan Süleyman diyorum. Biraz düşünün bence. Düşünmeye gerek yok. Yani dersi hani, çok önce işlemiştik. Derslerde yaparız ya sağa sola şöyle bilemeyince bakmaya çalışırız. Kopya aldım. Aldım çünkü ben yazılıda... Tamam kopyayı nereden aldın? Benden aldı. Yazılıda çıkmış. Bazen de alırız da hani yanlış olur ya kopyalar. Ama şimdi düşünüyorum çünkü fotoğrafını gördüm küpesi yoktu. Bak. Düşünüyorum. Şimdi... Evet yazılı mantığıyla bak. Ama doğru çıkmıştı. Ya, Fatih Sultan Selim'i de hiç duymadım. Evet. Tarihim çok iyiydi benim ya. Ben A diye düşünüyorum ama gene kendisine kalmış. Onun şey. Küpesi yok ya. Yoter hakkınız var mı? Yoter hakkınız yok ya. İşte ben görmeden şöyle bir tüyo falan verebilirsiniz tabii. Ben şöyle bakın sağa sola bakıyorum. Var mı ki buralarda kopya? Bir telefona bakabiliyor muyuz 2 dakika internetten? Hemen bir Facebook'a bir. 2 dakika internetten bakabiliyor muyuz? Ben A diye biliyorum abicim. Ben A diye biliyorum. Ama bak şimdi abi doğruysa da bile ablam seni şaşırtmaya çalışıyor burada ama. Öyle bir şey de var. Hiç bilmiyorsun. Tamam ben kardeşime güveniyorum A diyorum. Tamam size de güveniyorum şimdi dur şimdi ama. Abi ben A diyorum. Ben eminim. Sorumuzu tekrar soruyorum efendim. Bir sebepten dolayı tek kulağına küpe takan Osmanlı padişahı kimdir? Şimdi Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Selim, ikinci Abdülhamid. Yavuz Sultan Selim'di. Yavuz Sultan Selim. Onu mu diyorsun? Evet. Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim. Oy potresi bile var, potresi. Yavuz Sultan Selim. Evet, bunun şeyi potresi bile var. Şeyle. Kameraya söylerseniz. Sultan Selim'di değil mi? Sultan Selim'in potresi bile var. Yani hafızamda kalmış. Tamam. Ondan sonra kulağında küpe olarak Yavuz Sultan Selim. Siz, ben B dedim ama şimdi. Sen dediğiniz için kopya almadınız değil mi? Gördünüz yani. Ama ben söyledim. Tamam. Ben söyledim. Jürimiz. Kameramanımız ne diyorsunuz? Siz söyledim, ben söylemedim. Kabul edelim mi? Edelim. Ettik. Şükür ya Rabbim. Doğru mu? Ettik. Evet. Küpe takan padişahımız Yavuz Sultan Selim'miş. Tamam. O zaman ben de... Ama hayır bak.
Ben bildim. Detayını ben de anlattım diyorum. Detayını anlattım ama yarışmacımız. Evet. Ya neyse söyleyin. Ha sorun değil de. Söyledim. Söyledi. Sizden önce söyledi. Yoksa söyledim. Kopya almadınız. Yok gördünüz. Görmedim. Evet. Podresi bile var yani. Evet. Kocerinin kubeli podresi bile var yani. Tamam kabul ettim. Kabul ettim. Siz bunu alnınızın akıyla bildiniz. Sıra üçüncü soruda efendim. İki. Doğru. Beni de şaşırttınız. Üç zannettim. Biz de duyalım. Şimdi sayacağım ülkelerden hangisinin nüfusu fazladır? Şimdi ülkeler sayıyorum. İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya. Çin olsaydı güzel olurdu. Şimdi Türkiye'den çok nüfuslar olduğuna eminim. Şimdi kopya almamak mümkün değil. Bağırıyorlar. Ben de İspanya diyorum bu nedenle. Arkadan bir sürü ses geliyor. Hani kim geliyor? Kimler söylüyor? Kabul edemem. Kabul edemem. Şimdi tekrar soruyorum. İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya. Bir saniye bir söyleyeceğiz önce. Düşünme payı veriyorum. Abi millete güvenmeyin, biz kendimize güvenelim, boş ver. Herkes bizi yarıştırabilir. Dayıcım sen bir dakika bekle de seninle de yarışsınlar. Az önce biz aklımı çeliyorsun buradan abi. Türkiye'yi eledim. Fransa. Başka elemiz abi. Evet. Sizin bir fikriniz var mı? Yok. Almanya olurdu ama. Almanya mı? Yani. Almanya da olamaz. Çünkü dayım Alman. Söylerdi. Türkiye ile Almanya'yı eledim. Dayın neyi söylerdi? Almanya mı kaldı? Yok dayım Amerikalı mıydı lan? Amerikalıydı doğru. Almanya'da olduğuna inanmıyorum. Türkiye'yi de eliyorum. Almanya olduğuna neden inanmıyorsun? Çünkü Almanya'nın nüfusu azdır ya. Hani konuşulan bir ülke de değil. Yani sonuçta hani ne Türkiye'den bilmiyorum. Türkiye'den fazla ama. Onun olduğuna olmadı. Fransa ile İspanya mıydı? İspanya, Fransa, Almanya, Türkiye. Almanya'ya Türkiye'den göç gittiği için yani o yüzden Türkiye'den fazla. Göçlü falan demiyorum. Nüfus bakımından diyorum. En fazla ülke saydıklarımın arasında hangisidir diyorum. Ya bana göre Fransa. Abla ben İspanya diyorum ya. İspanya. Çünkü o diğerlerini düşünmüyorum. Diğeri neydi? Fransa mıydı? Artık son kararınızı alacağım. İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya. İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya. Almanya değil oğlum. Almanya'sı dur ya. Fransa. Abla ben İspanya da olabilir. Fransa da olabilir. İkisinin arasında kaldı şimdi. Neyle ne arasında? Fransa. Fransa mıydı? Böyle bir şeydi. Hangi ikisi arasında da? İspanya ile Fransa. Büyük ihtimalle. Abla ben İspanya diyorum. Çünkü şöyle bir şey de var. İspanya Fransa maçında tribün olarak daha farkı var. Ben biraz maç konusunda biraz çok iyiyim. Ben de İspanya diyorum abi. İspanya. Fikir değiştirebilir miyim? Değiştiriyorsun. Ben kopya aldım. Söyle itiraf edeyim. Senin tamam ben görmeden kopya almış olabilirsin de doğru olduğuna emin misin aldığın kopya? Değilim ki ya. Ne? Hadi kopyanı. Almanya. Kopyam bu ama düşüncem İspanya. O yüzden Almanya diyeceğim çünkü bilgim yok. Kopyalara her zaman güveniyor mu? Hayır. Güveniyoruz. Güveniyor, tam güveniyorum. Güveniyor muyuz, güvenmiyor muyuz sen şimdi? Güveniyorum abla ya, ne yapayım? Yaptım gittim abla. Bildim. Almanya dedin? Evet. Almanya dedin ve bildin. İki de iki. Ya Almanya. Ya biz biliyoruz. Allah razı olsun. Ben kendim. Almanya diyeceğim. Abi sen burada bekle biz. Abi sen çekilin. 90-95 bin nüfusu var Almanya'nın. Ama sen ne bilin mi? Söylediği zaman direkt beni dürt böyle ben anlarım zaten. Ama ben görürsem diskalifiye olur. Tamam. Lan ne oluyor? Televizyona çıkıyor sen. Ha televizyona mı çıkıyor? Akşam izler. Üçüncü ve son sorumuz. Hazır mısınız? Evet. Bu sefer hep birlikte düşünerek cevap verelim. Kendi aklımız alalım bir sefer. Yalan yok. İlk kopya elindik ama bu sefer kendimiz alalım. Öyle mi diyorsunuz? Aynen öyle diyorum. Bunu bileceksiniz zaten bu üçüncü ve tabii ki. Kaç yılda bir Şubat ayı 29 çeker? Aha, 4. Şimdi şıklar var. 3, 4, 5, 6. Yengeme güveniyorum 4 diyorum. 4 mü diyorsunuz? Yengeme güveniyorum 4 diyorum.
Hiç işim olmaz ama aylarla, yıllarla. Ben de dört yiyeceğim, ben de dört yiyeceğim. Biz söylemiştik abla. Emin misiniz bu sefer? Evet. Eminiz abla. Kopyasız mı? Evet. Yengem direkt zaten atarız arkadaşlar. Dört dedi direkt. Dört dediyse ben de bildiniz diyorum, kazandım. Teşekkür ederiz. Şimdi hediye zarflarımızın içinden bir tane seçeceksiniz. Zarfları çek bakalım. İki tane turuncu var. Sen hep zaten yanlış kopyayı sen verdin. Dur. Haydi buyurun. Sarı mı seçtiniz? Peki. İçinden çıkartıyoruz, okuyoruz. Dur bakalım ne çıktı. Ha, Yavuz Kırtasiye'den 10 liralık bir çek kazandınız. Gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz orada 10 liralık bir kitap veya ne istiyorsanız alıyorsunuz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Biraz önce gençlere de yardımcı oldunuz. Genel kültürüyle, kuvvetli bir beyefendiyle beraberiz. Sizle de oynamaktan büyük bir keyif olacağız. Bilbul yarışmasına, Bilbul kazan yarışmasına. Evet. Yani elimden geldikçe bilgilerimi çevremle beraber paylaşmak isterim yani. Coğrafyam olsun, tarihim olsun, birazcık geçmişte iyiydi ama şu anda ne kadar iyi onu bilemiyorum yani. Genel kültür nereden geliyor efendim? Çok mu okursunuz? Okurum, okurum fakat genelde belgeselleri izliyorum. Ondan sonra belgesellerden dolayı biraz bilgim var. Yani tarihi ve coğrafyayı seviyorum yani. Peki sizi ilk önce bir kısaca tanıyalım, sonra yarışmamıza geçelim. İsmim Erdoğan Sarı. Giresun'da daha önceden esnaflık yaptım. Şu anda serbest olarak hayatımı sürdürüyorum yani. Çok çocuk var mı efendim? Var, iki oğlum bir kızım var. Buradalar mı? Bir tanesi yurt dışında, iki tanesi burada. Tamam işte onlara selam gönderin. Çünkü Kanal 28 dünyanın her noktasından izleniliyor ve selamınızı alacaklardır büyük bir ihtimal. Yurt dışındaki oğlum Ergin'e, gelinime, torunuma çok yine selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olsunlar. Çok güzel. Peki zarflardan bir tanesini buyurun seçin. Ben seçtim sarı. Sarıyı seçeyim ben. O sarıyı seçtiniz. Tamam. Ama ilk önce gençlere de yaptırdık. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar tekerlemesini bir hamlede söyleyeceksin. Ay o çok zor ya. Zor değil, yaparsın. Şey yapamadım ki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Söyleyemem ona ya. Yarışmaya katılmak için. Dal sarkar. Ben değil abla ya. Ben onu söyleyemeyeceğim ya. Çok sorun. Dal kalkar, dal... Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, kalkar, kartal kalkar, kaltar, kartal kalkar, dal sarkar. İşte bunu bütün olarak söyleyecektim. Olacak. Birkaç şeyle olacak. Haydi. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Oldu. Kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Ama gerçekten güzel bir şey tekerleme. Çünkü şeyini anladıktan sonra çözülüyormuş. Demek. O zaman şimdi... Ben size teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. O zaman tekrar söylersiniz. Buyurun bir daha deneyim. Ben sizi kabul ettim. Yarışmaya tamam, kazandım. Sağ olun. Dal, dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Oldu efendim. Oldu efendim. Geçen haftanınki bu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortasında su şişesiydi. Geçen az yaz köşesi. Yok, ben diyorum ki geçen haftaki yarışmaya katılma tekerlememiz bu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortasında su şişesi. Di? Acaba siz bunu söyleyebilir miydiniz? Bu geçen haftanın da. Vallahi söylerdim ama işte hafızam biraz değerlendirmek gerekiyor gibi geliyor bana. Biraz çalışmak mı lazım? Çalışmadan biraz söylenmiyor. Yani. Tamam, siz zaten hak kazandınız. O zaman sorulara geçelim mi? Geçelim efendim. Tamam, hazır mısınız? Hazırım efendim. Heyecan var.
Heyecan var, gerçekten heyecan var. Heyecan yapmayın. Biraz önceki soruları hep siz bildiniz, gençlerin soruları. Aslında heyecan yok gibi geliyor ama gerçekten televizyon karşısında çıkıp da heyecanlanmak mümkünatı yok gibi geliyor. Heyecanlanmamak. Heyecanlanmamak, evet. Peki. Sarızarf'tan sorularımızı çıkardık. Şıklı olduğu için daha kolay olacak. Şimdi birinci sorumuz geliyor. Dünyanın en küçük ülkesi hangisidir? Evet. Bir bilginiz var mı? Şıkları söylemeden. Dünyanın en küçük ülkesi... Kuveyt geliyor aklıma ama... Kuveyt zaten şıklarda olmadığı için. Roma var. Roma İtalya'da. Yani orası... Şimdi ben o zaman size isterseniz şıkları vereyim. Şimdi Vatikan, Malta, Monaco, San Marino. Vatikan var değil mi? Şimdi Vatikan var, Malta var, Monaco ve San Marino. Şimdiki Monaco'da olabilir, Vatikan'da olabilir ama ben Vatikan diye şey yapıyorum, düşünüyorum. Zaten Roma olarak da belirtmiştim, değil mi? İtalya. Evet. Yani şimdi İtalya'nın başkenti Roma ya. Evet. Vatikan da Roma'da değil mi? Vatikan ayrı bir ülke. Ya ayrı bir ülke. Tamam, papayla yönetiliyor. Ben, evet. Doğru değil mi? Yani o şekilde... Değil bilmiyorum. Ama tamam, ben yönetim şeklini sormuyorum. Size tekrar soruya dönelim isterseniz. Dünyanın en küçük ülkesi nerede? Birazcık çünkü karıştı. Bilgi kirliliği Vatikan gibi oldu. Vatikan diyorum ben. Vatikan diyorsunuz, bir de bir. Bildiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Sizleri yormadım. Yormadınız. Evet, buyurun. Kafanızdan sesli düşündünüz. Tabii ki. Peki ikinci sorumuzda sıra. Türkiye'nin ilk özel televizyonu hangisidir? 1990'lı yıllarda biliyorsunuz özel televizyonlar başladı TRT'den sonra. Star olması lazım ama ben bir ilk önce şıkları okuyayım isterseniz. Show TV, Kanal D, ATV, Star. Bir de Kanal 28'i katalım şıklara. Evet, Kanal 28 zaten gönlümüzün... Birincisi. Tabii gönlümüzün birincisi zaten. Kanal 28'i izlediğimiz vakitleri daha çok mutlu oluyor. Çünkü en azından birisini göre yakın hemşerini görebiliyorsun. Ha diyorsun ki şu arkadaşım diyorsun. Bu daha heyecan verici yani. Aslında Kanal 28 bizim en değer verdiğimiz kanallardan bir tanesi. Ama ben şimdi ilk özel televizyonumuz hangisi dedim? Ben Star diyorum. Star dediniz ve bildiniz efendim. 2'de 2. Teşekkür ederim. Zaten şıkları söylemeden. Sağ olun. Yani zaten yaşımız itibariyle de o zamanlar TRT 1'i izliyorduk. Star yıldızı falan vardı işte. O zamanları hafızamda çok iyi kalmıştı zaten. Evet. Şimdi üçüncü sorumuz efendim. Hangisi en son il olmuştur? Şıkları söylüyorum. Bir bilginiz var mı? Düzce ya da Şırnak diyesin geliyor ama... Şimdi isterseniz şıkları ben sayalım. Evet. Aksaray, Bartın, Düzce, Osmaniye. Bence Düzce olması lazım. Düzce mi diyorsun? Evet, Düzce diyorum. Düzce diyorsunuz ve biliyorsunuz 3'te... Evet, teşekkür ederim. Tamam, şimdi hediyelerinizi veriyoruz efendim. Evet. Tamam, şu olsun. Tamam, peki. Aksu Simit Sarayı'ndan börek kazandınız. Teşekkür ederim. Veya simit kazandınız, poğaça kazandınız, tamam. Gidiyorsunuz oradan. Afiyetle yiyorsunuz. Tamam, teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Kanal 28 televizyonuna, yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarından dolayı daha iyi çalışmalarınızı temenni ediyorum. Memleketimiz için, Giresun için, Karadeniz için gerçekten halkın çok teveccüh göstereceğini biliyorum. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın.